Bin adamının bin düşmanlığı. Bu kitapta din adamı olarak ortaya çıkan Mısırlı Reşit Rıza adında bir mezhepsizin İslam'la birlik ve mezheplerin takfirini savunan Muhaberat ismindeki kitabında İslam alimlerine karşı yazdığı yalan ve iftiralara cevap verilmektedir. 1. Kitabı Türkçe'ye tercüme eden Hamdi Akseki eklemiş olduğu ön sözünde Asr-ı Saadet'te gerek iman ve gerekse amel ile alakalı hükümlerde görüş ayrılıkları meydana gelmemiştir diyor. Birkaç satır sonrasında nas olmayan yerlerde eshab kendi içtihadı ile hüküm ediyordu diyerek yukarıdaki sözünü çürütmektedir. Doğrusu da budur. Açık nas bulunmayan işlerde Eshab-ı Kiram kendi içtihatları ile hüküm çıkarmışlar. Böyle hükümlerinde ayrılıklar olmuştur. 2. Hamdi Akseki yine bu ön sözünde 1. ve 2. asırda halk muayyen bir mezhebi taklit etmiyor, belli bir imamın mezhebine girmiyorlardı. Yeni bir hadise meydana gelince de şu veya bu mezhep demeksizin hangi müftiye rast gelirlerse ona sorup müşkillerini çözerlerdi. İbn-i Hümmam Tahrir kitabında böyle demektedir diyor. Bu sözü de alimlerin bildiklerine uymamaktadır. Eşhedül Cihat kitabının 16. sayfasında İbni Emir Hac'ın Hocam İbni Hümmam müçtehit olmayanların dört mezhepten birini taklit etmesi lazımdır dedi. Dediği yazılıdır. İbni Ceymi Mısri Eşbah kitabında ikinci nev'in birinci kaidesinde içtihadı anlatırken diyor ki İbni Hümmam'ın Tahrir kitabında açıkça bildirdiği üzere dört mezhepten birine uymayan için batıl olduğu söz birliği ile bildirilmiştir. Hürasat-ı Tahkik kitabında İbni Hümmam'ın bu yazısı belirlerek bundan anlaşılıyor ki dört mezhepten başkasını taklit etmek caiz değildir. Bugün Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına uymak yalnız bu dört mezhepten birini taklit etmekle oluyor. Taklit, başkasının sözünü, delilini araştırmadan kabul etmek demektir. Bu da kalp ile niyet etmekle olur. Niyet etmeden yapılan iş batıl olur. Delilini anlamak müçtehidin vazifesidir. Mukallidin her işte dört mezhepten birini taklit etmesi lazımdır. Alimlerin çoğuna göre çeşitli işlerde dört mezhepten dilediğini taklit etmesi caizdir. Tahrir kitabı da böyle yazmaktadır. Fakat bir mezhebe göre başlamış olduğu bir işi bu mezhebe göre bitirmesi lazım olduğu söz birliğiyle bildirilmiştir. Yani bu iş kolay yapabilmek için başka mezhepleri karıştıramaz. 33. maddeye bakınız. Bir mezhebi taklide başlayınca zaruret olmadıkça hiçbir işinde başka mezhebi taklit etmemeli diyen alimler de vardır demektedir. Din imamlarının birbirlerinin mezheplerine uygun ibadet yapmaları dinde reformcuların zan ettikleri gibi o mezhebe uymak değildir. Kendin o iş için o andaki içtihadına uyarak öyle yaptılar. Müçtehitlerin böyle yaptıklarını ileri sürerek herkes böyle yapardı demek doğru olmaz.
halktan bir misal vermeden bu sözü söylemek bir din adamına yakışmaz. 3. Yine bu ön sözünde sonradan din perdesine bürünerek ortaya çıkan siyasi çekişmeler mezheplerde olan asıl maksadı unutturdu diyor. Bu sözü hiç af edilmeyecek büyük ve çirkin bir hatadır. Mezhepten çıkanların, mezhepleri bozmaya kalkışanların kabahatlerini fıkıh alimlerine yüklemektedir. Dört mezhebin çok eskiden ve yeni basılan kitapları meydandadır. Mezhep imamının içtihadını değiştirecek hiçbir yazı, hiçbir fetva, hiçbir kitapta yoktur. Abduh ve onun çömezleri gibi mezhepsizler elbet bu alimlerin dışındadırlar. Mezhepleri çığırından çıkarmak isteyenler bunlardır. Fakat bu mezhepsizlerin hiçbir sözü muteber fıkıh kitaplarında mevcut değildir. Fıkıh kitabı fıkıh alimlerinin kitaplarına denir. Cahillerin, mezhepsizlerin ve dini siyaseti karıştıranların kitaplarına fıkıh kitabı denilmez. Bunların bozuk yazılarını ileri sürerek fıkıh alimlerine leke sürülemez. 4. Yine bu ön sözünde mezhep imamlarının hepsi bizi taklit etmeyin, yerimizi alın, neye dayanarak söylediğimizi bilmeyenler için sözümüzle amel etmek caiz değildir demişlerdir. Demesi de şaşıracak bir şey. Hiç af olmayacak bir yalandır. Bu sözleri mezhep imamları değil, Vehhabiler böyle söylemektedir. Mezhep imamları, mukallide, mücdehidin delillerini bilmek lazım değildir. Onun için delil mezhep imamının sözleridir demişlerdir. Saadet-i Ebediye kitabımda bunu vesikalarıyla uzun bildirdim. 5. Kitabın yazarı Mısırlı Reşit Rıza, Arabi olan ön sözünde insanlık tekamül ederek zamanın gelişmesiyle akılları değişti diyor. Bu sözü Masonların tekamül inançlarının bir ifadesidir. İlk insanların akılları az imiş, şimdiki kafirler çok akıllıymış. Bu söz ilk peygamberlerin ve sahabilerin akılsız olduklarını gösteriyor. Böyle inanan kafir olur. Adem, Şit, İdris ve Nuh ve daha nice peygamberler ilk insanlardan idi. Hepsi de şimdiki insanların hepsinden daha akıllıydılar. Hadis-i Şerif her asrın kendinden önceki asırdan daha kötü olacağını bildiriyor. Reşit Rıza'nın bu sözü bu hadise de ters düşmektedir.